Bilimi hoş geldiniz. Bilimi de iki, iki bölümde e, ele alacağız. İki ayrı konumuz var. E, öncelikle arı konusunu e, işleyeceğiz. Arı konusu ne diyeceksiniz? Biliyorsunuz arılar yoksa bedeniyet yok. İnsanlığın yok olması için arıların yok olması e, yetiyor. E, ne yazık ki iklim değişikliği arılarında geleceğini riske atan bir e, hale geldi. E, Uzun dönemli riskler bir yana Türkiye'deki e, durum özellikle bu yaz e, karşı karşıya kaldığımız orman yangınları sonrasında belli bir arı ve belli bir bal türü için ciddi bir risk içermeye başladı. E, Muğla civarındaki Kızılçam ormanlarının yanmasının ardından bu bölgede üretilen e, Kızılçam üzerinde yaşayan bir küfe bağlı e, olan arı e, balı üretimi e, ne yazık ki e, ciddi bir e, sıkıntıya girdi ve... Endemik diyebileceğimiz bu e, bal türü belki de bundan sonra hayatımızda olmayacak. Gereken önlemler alınmaz ise eğer ve bu Türkiye'nin en fazla üretilen de e, balı. Bunu nasıl engelleriz? Özellikle bunu konuşacağız ve tabii arıcılık sektöründeki pek çok meseleyi de e, ele alacağız. Arıcıların geliri nasıl artırabilir? Dünyada bu işler nasıl yapılıyor? Bunlara konuşacağız. İki değerli konuğumuz var. Sayın Ziya Şahin, Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı. Bizle beraber ve Aslı Eliften Uğur Samancı. E, hem girişimci ama burada girişimci kimliğiyle değil, e, arı ürünleri girişimcisi. Burada e, bu konuda e, uluslararası deneyimi ve... E, Öğretim üyesi kimliğiyle e, aramızda. Ben zaten kendisini <laughs> e, İTÜ'de e, tanımıştım. E, bugüne davet ettik sağ olsun. E, bizi kırmadı geldi. Aslan hoş geldiniz. Başladık. Sayın hoş başkan, bulduk. Başkan siz de hoş, hoş geldiniz. E, hemen e, başlamak istiyorum. Sizle başlayalım. E, kusura bakmasın Aslanım Genelde yani hanımlarla başlarız ama e, siz bize durumu daha iyi anlatacaksınız aracılıkla ilgili. Bu yangınlar sonrası. E, arı konusunda ciddi bir sıkıntı, e, arıcılık konusunda ciddi bir sıkıntı olacağı başından belliydi. Ancak bu zannederim umduğumuzdan daha vahim ve daha e, riskli bir durumu e, gösteriyor. Nedir şu andaki sıkıntı ve e, Türkiye'nin genel olarak e, bölgedeki arıcılığın e, durumu nedir? Şimdi şöyle e, bakmak lazım. Özellikle Haziran ayına kadar biz endişelerimiz küresel iklim değişikliği ile ilgili o sorunlarımız vardı bunu bakanlıkla devlet... Neydi de, o sorunlar? Ne? O küresel iklim değişikliğine kaynaklı olarak bal üretimde çok ciddi bir azalış görüldü. Her Anadolu'da. Evet. Yani bu, bu bu şekilde sürerken, tabi Temmuz ayında da yangınlar oluşmaya başladı. Hep bulanın üzerinde duruluyor. Antalya'da daha fazla alan yandı. Evet. Diğer tarafta Mersin ve Osmaniye'de alanlarımız yandı. Şimdi bunları biz bu sorunları gündeme taşırken, bir de ee, Antalya, Manavgat ve Muğla yangınları iç içe bulduk kendimizi. Şimdi Muğla'da bizim özellikle Çambalı olunca tabi ülkenin can damarı. Çiçekle bal alamadığımız zaman biz direkt balına sarılıyoruz. Yani bölgesel olmasına rağmen ülkedeki bütün arıcılar buraya yoğunlaşıyor. Ha, herkes bir, kovanın oraya taşıyor. Tabi tabi yani bir Muğla'da bile 3,5 milyon kovan. Ülkedeki 8 milyon 200 kovanın 3,5 milyonu bal üretimine katılan bir konjektürden bahsediyoruz. Yani, yani diğer bölgelerde çiçeklerden bal üretemediği zaman arıcı evet. kovanları alır ve Muğla'ya giderdi, Muğla, çam bal üretirdi. Muğla, Aydın, Çanakkale, İzmir bu coğrafyaya dağılıyor Fatih Bey. Yani ama bunun ağırlığını Muğla çekiyor. Dolayısıyla bu yangınlarda 66 bin hektarlık bizim bir basalı orman var Muğla'da. Neli orman? 66 bin hektarlık bastal dediğimiz kızılçam ormanları. Hı. Yani balı yapan halk arasında basta Böceği, e, latincesi de Marcellinica adıyla anılır böcek. Yani böcek kendi yaşamını sürdürebilmek için, yaşamı bir yıllıktır. Yaşamını sürdürebilmek için ağaçta konukçu olarak yaşar. Ağaçta bir, yaşayan bir böcek bu. Böcek. Her yıl kendini yeniler. Bunu da tırnak içerisinde söyleyeyim. Ee, her yıl kendini yeniler. Bu böcek kendi yaşamı için ağacın öz suyunu emer. Özellikle Temmuz ayından e, Mart ayına kadar. Ağaca bir zarar vermez bu örs. Ağaca hiç bir zararı yok. Bilimsel olarak da yok. Hı -hı. Yani artım kaybı yok ağaçta. Dolayısıyla bu balı biz 35-40 bin ton. Peki arı da o böceği mi yer? Arı böceği yemez. Böceğin iprazını, bal iprazını, bal şemlemini arı alır. Yani, yani böceği, böceği suyun, çıkardığı bir su, böcek ağacından bir şey emiyor. emiyor. O evden bir ifrazat yapıyor. Onu da arı alıp bala çeviriyor. Bala çeviriyor. Ağaçtan emdiği öz suyum yüzde seksene karbonhidrat yüzde yirmisi proteindir. Proteinini alır böcek karbonhidratları ifraz eder. E, uzgun hava şartlarında yaşam gereği uygun hava şartlarında bu şebnemi arı alır. Ve bala dönüştür. Bu balın öyküsü bu. Şimdi biz Yani e, bu bal şeyde üretilmiyor, üretilmiyor. Hayır, bu, bu şeyden üretilmiyor. Çiçeklerden üretilmiyor. Bu bal öğledim. çiçek balı değil. Tamamen, bu bir böceğin çıkardığı bir ifrazatı arının almasıyla oluyor. Ve bu buna çam balı deniyor. Çam balı Çünkü diyoruz, aslında bu bir çam çamın dışkısı gibi. Yani çamdan çamın elde öz edilmiş bir e, ürün. Öz suyu tamam. diyelim buna. Yani ormanların hmm. öz suyudur. Bütün dünyada kabul görmesinin sebebi de budur yani. Bütün dünyada kabul görüyor ama %92'sini ülkemiz üretiyor, %8'ini de Yunanistan üretiyor. Diğer yerlerdeki, Alpler'deki ballar sedir ballarıdır. Yani Avrupa'nın bu balı çok sevmesinin nedeni kendilerindeki sedir ballarına benzetmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bizim bu yangınlarla 6 bin hektarlık bir orman alanımız yandı. Oğla'da. 6 bin hektar orman alanında biz şunları tartışmamız gerek. 2019 yılından bu yana biz ülkede çam balı üretimini nasıl arttırırız ve ülkemize nasıl döviz kazanırız? En çok ihraç ettiğimiz bal, çam balı. Ha, tamam. Tamamen. Yani bunun çok e, düşük dilimlerde çiçek balı ihraç ediyoruz. Etek olarak ama biz Avrupa'ya 100 bin ton çam balı götürelim, 100 bin tonun kendi kriterine uyduğu sürece alabilecek kapasitesi var. Bu noktadan hareketle biz zaten Türkiye Arıcılar Birliği olarak bizim 100-110 bin hektarlık bir orman alanımız var. Çam balı alanımız var Türkiye'de. Her çam ormanında bu üretilmiyor Kesinlikle mu? Kesinlikle böyle bir şey yok. Hmm. Her çamdan mesela Muğla'da aşağı yukarı 455 bin hektarlık bir kızı çam ormanı var. Bunun hepsi kızı basralı değil. Bu böceğin olduğu bölgeler önemli. Evet hmm. bu böceğin olduğu bölgeler 80-90 bin hektardır. Bu alanlardan üretiyoruz biz balı. Bunun ne kadar yandı şu anda? Bunun 6 bin hektarı yandı. Ama biz şunu söyledik Fatih Bey devamlı. Bu yıl Muğla'da bal üretilmez derken 6 bin hektarımız yandı ama o yangın kitlesel bir yangın diğer ilçelerde çok yara, zarar gördü. Neyini zarar gördü? Sıcaklıktan zarar gördü. Dolayısıyla biz geleceğe yatırım yapmamız lazım. Yani e, or, ya orman yangını artı ısı e, daha evet. iklimdeki değişiklik bu böceğin yaşam alanlarını e, sınırlandırdı ve böceği artık o ağaç ağaçlarda yaşayamaz hale getirdi. Bu yüzden de bal üretimi sıkıntıya girdi. Sıkıntıya girdi. Ama gelecek yıllarda olur mu yine Muğla'da? Tabii olur ama burada şunu dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat çekmek istiyoruz. 6 bin hektarlık çok ciddi bir alan. Marmaris'te 7-8 tane köy Milas'ta 11-12 tane köy. Seydi Kemer'de 3 tane köy. Tamamen yandı. Yani dolayısıyla bizim... E, bütün... Kaç tür... kovana tekabül ediyor bunlar? Şimdi Fatih Bey bizim çok sevineceğimiz bir nokta bu yangınlar olduğunda buradaki arıların 1 milyon 200 bin arısı var Muğla'nın. Kovanı. Kovanı. Arı kovanı var. Dışarıdan gelecek kovanların 3,5 milyon oluyordu mevsimin başında olması nedeniyle... Diğer kovanlar gelmemişti. Diğer kovanlar gelmemişti. Sadece yerel kovanlar gitti. Evet gelen 2 milyon e, 2300 kovan. 3500 kovan. Bunlar bunlar ciddi bir rakam değil. Yani bu rakamlarda zaten sağ olsun e, bakanlık, il müdürlüğü, efendime söyleyeyim valiliğimiz e, ulaştılar, karşıladılar. Şu anda arı kovanı olarak bir bizim ciddi zarar yok bu orada? Antalya'da da yok. Yani bakanlık bunları şey yaptı Orköy kanalıyla. Yani Antalya valiliği, il müdürlükleri hep beraber oldular. Burada kayıp yok. Bizim telaşımız şu Fatih Bey. Biz bunları 2019'dan bu yana arttıralım derken bu alanları, bu alanların 7-8 bin hektarlık bir alanı da kaybettik. Bakanlıktan özellikle bizim talebimiz şu. Bir ağacın tekrar eski haline gelmesi 35-40 yıldır. Biz bunu istemiyoruz. 35-40 yıl vatandaşın bekleme gücü yok. Biz transplantasyon bakın can alıcı nokta burası. Can alıcı noktamız burası. Transplantasyon dediğimiz başka ağaçları söküp oraya mı getireceğiz? Hayır efendim. Ağaçları sökmüyoruz. Böcek mart sonunda yumurtaya girer. Yumurtalarını alıp başka bir bölgeye kızılçam olan uygun iklim olan yine aynı bölgelere taşıyarak bunu iki yıl içerisinde tekrar eski haline getirebiliriz. Ancak burada temel sorun şu. Bu böcek denmiş ki zararlı böcek. Bunun dünyada zarar yaptığı, bir ağacı kuruttuğu hiç belgelenememiş. E belge yok. Yani çam pabuklu koşlinin ağacı kuruttuğu bir belgesi yok. Yani biz bu, bu, bu noktada Türkiye Arıcılar Birliği olarak, Türk insanı, Türk arıcısı olarak bu böceğin artık yasak kapsamından çıkmasını istiyoruz. Yani, ha, bir yanda da bu böcekle mücadele mi ediliyor? Zararlı olduğu için. Şimdi Zararlı olduğu için hiçbir zararlı mücadele edilmiyor ya, ya. ama yasalarımızda, Marshallink'e zararlı böcek kapsamda bir yerden bir yere nakledilmesi yasaktır. Oysa şimdi arıları yaşatmak için bunu yakın etmek lazım. Bunu 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 konuşmamız gerekiyor. Sayın Bakanımız'a bu yangın sürecinde Sayın Bakan'dan istediğimiz her şeyi yerine getirdi Sayın Bakan. Bakın milli parklar yasaktı. Yıllardan bu yana milli parklar yasak. Milli parklara giremiyordun harici. Şu anda Aydın'da milli parklara harici geliyor. Ne güzel Balır etiyorlar. Ne güzel bir zarar var mı kimseye yok. Bak bunlar yaptı Sayın Bakanımız. Ama Sayın Bakanımıza biz özellikle bu böceğin de e, artık yararlı böcek kapsamına alınmasını istiyoruz. Planlı bir şekilde, özellikle çok planlı bir şekilde bakanlığımızın şu alanlarda bu böcek transplantasyonu yapılabilir, şu alanlarda yapılamaz diye planlamalar oluşturmasını istiyoruz. Peki Aslanım siz de e, konuştuğumuzda e, bu konuyla ilgili siz dediniz ki arıların ...bu kışı geçirmesi çok önemli ve aralar şu anda risk altında. Ee, niye risk altında arılar? Ee, Sayın Başkan böyle bir riskten e, bahsetmiyor ama siz e, bir uzman olarak diyorsunuz ki... ...araların kışı geçirmesi için beslenmeleri lazım ve nedir araların şu anda risk altında olma sebebi? Şimdi şu anda o bölgede Muğla Marmaris bölgesinde ben de bizzat yerinde gidip gözlemledim. Ee, başkanımızın da ifade ettiği gibi aslında Çambalı'nın merkezi dediğimiz... Hı -hı. Aslında o saydığı, başkanın saydığı köyler Balköy'dür. Balköy diye geçer. İnşallah bir gün beraber de gidelim. Oradaki arıcılar geçimini sadece baldan sağlar. Başka ek iş yapmazlar. Bütün meslekleri budur ve tutku şeklinde o işi yaparlar. Ailecek genellikle. Ve oradaki e, evleri veya diğer bütün varlıkları yanan köyler neredeyse tamamen yanmış. Ve o civardaki... Bunlar tamamen arıcılık üstünde iş tabii, yapan Tabii tabii. Ve civardaki bütün o çam ormanları... Şimdi burada kovanlarını o sırada kurtarmış bile olsalar, o sırada başka bölgede olmuş bile olsa, o kovanlar tekrar geriye geldiğinde artık onları besleyecek nektar kaynakları yok şu anda. Yaklaşık güzel ya bin yok yani. Yiyeceği yok. Şimdi arılar normalde balı ne için yapıyor? Kışın yemek için. Kışın yemek için yapıyor. Şimdi arıcılıkta, teknik arıcılıkta bir miktar bal arıya bırakılır, fazlası alınır ve bu da Vatandaşın arının kışı geçirmesini sağlar, biz evet. de bal yemiş oluruz. Evet ama arının kışı geçirebilmesi için bal biriktirmiş, polen biriktirmiş olması gerekiyor. Kovanda bir besin kaynağı olması gerekiyor. Şu anda orada 150 bin kovanın besin kaynakları yanmış durumda, yok olmuş durumda. Ve bir daha çıkabilir önümüzdeki yıl. Yani oralarda mesela tamam çam ormanları 30-40 yıl sonra çıkacak. Yani bal verecek hale gelecek, çıkacak demeyelim. Bal verecek hale, olgun yaşa gelmesi bir çam ağacının... 40 yıl deniyor. Aslında 80 yıl deniyor da hani 40 yılda yavaş yavaş o böcek tutabilir ve bal vermeye başlayabilir deniyor. Ama mesela bölgede işte pürem var. Bölgede başka nektar kaynakları var. Mesela e, yaban sarmaşı gibi, keçi boynuzu gibi. Bunlar da yanmış durumda. Seneye çıkacak bu bitkiler. Yani çam çıkmasa da diğer bitkilerden arı bal alabilecek. Ama bizim bu kış bu kovanlar 150 bin kovan ölmesin diye. Bu arada bu 150 bin kovanı da Muğla Arıcılar Birliği Başkanı'ndan aldığımız rakam, onlara bir şekilde arı yemi vermek gerekiyor. Arı yemi, arı yemi nedir? Arı yemi dediğimiz aslında çok basit. Bildiğimiz sofra şekerine arıcılar yani bal, şeker, bal olmadığında doğada, e, yani nektar yoksa kışa girerken arılar ölmesin diye bildiğimiz toz şekere birazcık protein, birazcık vitamin, mineral ekleyerek böyle arı keki haline getirirler. Bunu verirler. Bu da yaklaşık. ...10 kovana bir çuval şeker tekabül ediyor ki o 10 kovanı kurtaralım. Bu arada 150 bin kovan ne demek? Bir kovanda yaklaşık 45 bin arı olduğunu düşünürsek 7 milyar arı demek. 7 milyar arı. Yani aslında çok ciddi bir y milyar rakam. 7 kadar. Tabii çok ciddi bir rakam aslında. Bu arılar ölürse nasıl bir risk var? Bir, oradaki o, o tamamen geçimini arıcılıkla sağlayan arıcıların mesleği bırakma riski var. Ve bunlar bu çam üretiminin kalbi dediğimiz yerdeki arıcılar... Bu çok ciddi bir risk. Çünkü arıcılarımız arıcılık yapmazsa, kovanlarımız yok olursa biz tarımı da kaybedeceğiz. Şu anda dünyada insanoğlunun tükettiği yüz önemli gıda buğday başta olmak üzere sebzeler, meyveler, tahıllar, bakliyatlar, baharatlar bunlar hep arılar sayesinde üretiliyor. Arıların tozlaşmaya yaptıkları katkı sayesinde üretiliyor. Bir arıyı bir bir kovan arıyı bir tarlaya koyduğunuzda oradaki verim bariz bir şekilde artıyor. Yani bir 100 kovan koyun mesela veya 1 milyon kovan koyun oradaki verim 10 katına, 20 katına e çünkü kadar artıyor. E, Polenleri onlar taşıyarak bitkilerin üremesini sağlıyorlar. Evet yani e... Peki şöyle bir şey duymuşum, özür dilerim lafı <laughs> kessem ama Amerika'da e, arıcılar Çiftçilerden para alıyormuş kovanlarını o tarlaya götürmek için. Doğru mudur? Böyle bir şey Red, var mı? Aynen doğrudur. Amerika'da arıcılar 2,5 milyon arı kovanı vardır Amerika'da. Bu arada Türkiye'de 8,2 milyon arı kovanı biz var. İslami'den daha çok arı kovanı Dünyanın var. Dünyanın ikinci büyük arıcılık ülkesiyiz. Birinci kim? Birinci Çin. maalesef Çin. Çin e. Ama Çin biliyorsunuz kalitesiz Her şey yapıyor. yapıyor. Kötü yapıyor. İçine katkı yapıyor. Yani bizim gibi doğru yapmıyor bu işi. Bizim Türkiye'deki arıcılarımız çok doğrudur daha profesyonel. Bizdeki birçok ıı, üreticimiz... Çünkü bize çok hep böyle bir sahte bal çıktı falan bulunduğu markette Ama onların paradırlar. hepsi üreticiye mal edilmemeli. Çünkü benim şimdiye kadar tanıştığım üreticiler içinde gerçekten işini tutkuyla, aşkla yapan e, binlercesi var. Yani 75 bin profesyonel aracının olduğu bir ülkedeyiz. Birçoğu inanın tutkuyla, aşkla yapıyor. Yani birçoğu para için bile yapmıyor. Yani sıf arayı kurtarayım, araya bakayım diye yapan bile var. E, dolayısıyla hani burada şu, bu yapıyor, şu yapıyor demek doğru değil ama... ...ağırlıklı olarak da paketleme noktalarında o ballara bir takım katkılar hmm. yapılıyor. Onu da ifade edeyim. Hmm. Yıllardır, 20 sene, 25 aslında. yılı aşkındır Aracı işin içindeyim. Arıcının yaptığı durum da var. Şimdi hepsini de iyi diyemeyiz ama işini genellikle çok iyi Çoğunluğu yapıyorlar. Iyi. Yani çoğunluk iyi yapıyor. Ee, dünyanın her yerini gezdim. Şimdi bu Amerika'daki arıcılar... Ee, ...mesela badem üretimi... ...arı olmasa mümkün değil. Kayısı üretimi mümkün değil. Bazı bitkilerin ve ba mesela buğday... ...mümkün değil arı olmasa. E bu da bombus diye bir arı getiriyorlar seralarda üretimi olsun Evet yani bombus ser. arısı da yine tozlaşma için özel hmm, bir evet. arıdır. Ama apis mellifera dediğimiz bal arısı da... ...bakın bir kovan arı 6 ayda... ...ki 45 bin arı olduğunu düşünürsek bir kovanda... ...ve bir e, kovan arının da minimum 100 yani bir arının bir uçuşta minimum 100 çiçeği, çiçeğe uçtuğunu düşünürsek ki 1500'e kadar çıkabiliyor çiçek büyüklüğüne göre. Yani bir arı kovandan bir kere uçtu, yaklaşık 100 çiçeği ziyaret edip geri geliyor. Yani bu da en az 50 çiçeği tohumlaması demek. Günde 10 kere uçuyor ve bir kovan arı günde 10 kere uçtuğunda 100 100 çiçeğe gitne 1000 diyelim. Bin. Minimum bu ama 1500'e yani 15.000'e kadar çıkabilir. 45.000 arının uçtuğunu düşünürsek bu da Gerçekten çok ciddi bir rakama, 6 aylık bir sezonda bir kovan arı 1 milyar çiçeği ziyaret ediyor. Bu çok, bir kovan arı bakın, sadece bir kovan arı 6 ay bir yere koyalım, ee, orada 1 milyar çiçeği minimum ziyaret ediyor. Ve bu o 10 katına kadar artabiliyor. Dolayısıyla bizim kovanları, arıları kaybetmemiz, tarımı kaybetmemiz, gıda üretimini kaybetmemiz anlamına geliyor. Market raflarında gördüğünüz şu anda doğal gıdaların %80'i arılar sayesinde üretiliyor. Dolayısıyla bu tozlaşmayı, bu verimliliği kaybetmemiz e, kıtlık e, ve açlık anlamına geliyor insanlar için. Zaten Einstein'ın o meşhur sözü var, dünyanın her yerinde söylenen. Arılar yok olursa insanlık dört yıl içinde yok olur evet. demiş. Belki dört yıl çok kısa bir zaman gibi görünebilir ama inanın son arı öldüğünde... Bunun doğru olduğunu hep beraber anlayacağız. Nasıl ki şu anda iklim değişikliklerinden önden döllenme yapan anlıyorsa... sadece şeyler midir? Ee, bal arıları mı? Yoksa yok, diğer arı diğer böcekler da ve ha. rüzgarla da döllenme oluyor. Ama arı kadar Yo, yoğun döllenme yapan yüzde 80'i bitkilerin yüzde 80'i arılar sayesinde dölleniyor. Şimdi Amerika'da da arıcılar gerçekten o iki buçuk milyon kovan'daki ürünü almakla hiç ilgilenmiyor. Yani bal, polen, propolis, arı sütü üretelim. Böyle bir dertleri yok. Sadece kovanlarını kiralıyorlar. Kime kiralıyorlar? Tarla sahiplerine, bahçe sahiplerine kiralıyorlar. Ee, oraya kovanlarını götürsün, onlar koysun ki orada o ağaçlar döllensin diye, ağaçlar, İstiler. çiçekler döllensin ve oradan mahsul elde edilsin diye ve gayet zengin arıcılar. Çok havalı bir meslek arıcılık. Yani nasıl hani böyle işte doktor sorarlar çocuğa ne olacak? İşte doktor, mühendis olacağım falan der. Orada arıcı olmak da en az şey o kadar. Değerli ve önemli bir meslek. Ben anlatmıştım size bir arıcıyla tanıştım. Gerçekten dedim herhalde buraların sahibi geliyor yani atın üstünde böyle şapkasıyla dıgıdık dıgıdık. Ben dedi de arıcısıyım buraların döllenmesi yani bu üretim benim sayemde gerçekleşiyor. Türkiye'de böyle bir şey yok gerçi. Ee... Olması için uğraşıyoruz. Olması lazım aslında değil mi başkanım? Peki şimdi Tabii. bu şekeri nereden buluyor arıcılar ve bu şimdi şu anda bir şeker ihtiyacı mı var? Şu bununla? anda mecburen yani oradaki o 150 bin kovanın e, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için mecburen bu kış orada 10 kovan arıya bir çuval ki 50 kiloya denk geliyor. E, bu hesaptan gide giderek 750 ton to toz şekere ihtiyaç var o bölgede arı yemi üretmek için. Bu arı yemişte e, Muğla Arıcılar Birliği'nin buna ihtiyacı var ki oradaki arıcılara dağıtsın. Arılar bahara kavuşsun. Bahar geldiğinde tekrar çiçekler çıksın, nektar olsun. O zamana kadar zaten yem bitecek. Ve tekrar arılar yani hayatta tutunsun. Bu kışı geçirmelerini sağlamak açısından bu gerekiyor. Aynen. Ve 45 bin profesyonel arıcı var Muğla'nın Marmaris bölgesinde ve civar köylerde. Bir şey söyleyeceksin galiba. Ben bir katkı olsun diye söyleyeceğim. Şimdi e, tabii Aslı teşekkür ederim. Bir Muğla ölçeği olarak konuştu da, Şimdi Fatih Bey bir de bizim Türkiye ölçeğimiz var. Türkiye ölçeğine baktığımız zaman Alanya'da da yangın oldu. Mersin'de de yangın oldu. Özellikle, Oralarda aracılık yapılıyor mu? Bu tabii Aynı tabii şimdi bak o esas orayı arz etmek istiyorum. Manavgat dediğimiz yerde e, Ordu, e, Konya, Karaman, bütün Orta Anadolu'nun aralısının kışlattığı yer. Yani bunun için buraya geliyorlar? Burada herhangi bir bitki olduğu için değil Fatih Bey. Orada püren var, sarmaşıklar, kış bitkileri var. Orada hava var. Havası ılıman. Arının kışı geçirmesi için uygun bir evet, ortam. Evet, evet. Şimdi ben yani özellikle valiliklere, il teşekkür ederken yani bizim dertlerimizle de dertlendiler yani. Onu ama şimdi bizim en temel sorunumuz kışlatma Fatih Bey. Yani Manavgat'ta inanın 400-500 bin arı kovanı kışlıyordu. Peki şu anda kışlayamaz mı yangından? Şimdi böyle bir karar almışlar. Ben buradan aracılığınızla da bir e, çağrıda bulmak istiyorum. Bizim aracılarımız orada kışın bir şey yedikleri, arılar kışın bir şey buldukları için değil. O hava, hava için yedi. geliyorlar. O hava, ılıman bir hava var. Kışlatma için geliyorlar. Yani onlara bir yasak. Şu anda oraya arı almıyorlar sanırım. E, bütün her şeye Allah, rağmen. Niye e, şimdi tabii görüşeceğiz önümüzdeki hafta. E, bir hafta daha bir on günde yerel aracılar. Biz Türkiye'de şunu kabul etmiyoruz. Yerli arıcı, yabancı aracı kabul etmiyoruz. Türkiye'nin Türkiye'nin yani, Türkiye ben, ben buradan Mersin'e gidebiliyorsam arada gidebilirim... Ha, onun için e, bakınız Muğla gibi bir yerde 3,5 buçuk ev sahibi yapıyor, ev sahipliği yapıyorlar. Ne güzel. Biz valisi de bile Valimize bile teşekkür ediyoruz. Minnet duygularımız var. Ama aynı şeyi Antalya için de söylemek istiyoruz. Bütün bölgemin arıcıları, bu illerin arıcıları bekliyorlar şu anda. Bir hafta daha bekliyorlar. Sayın Gelen Müdür'e, Sayın Bakan'a bu konuyu da arz edeceğiz. Bizim temel konumuz şu, şekerle besleme. Evet, orada da alanlarımız yandı. Bizim besleme desteğinin ötesinde vatandaşımızın ayakta kalmasını sağlayacak... Bir, ikinci bir destek istiyoruz. Kovana, kovan başına destek veriliyor. Teşekkür ederiz. Bunun 15 lira, bunun artılmasını talep ediyoruz. Ülkenin konjektürünü iyi görüyoruz. Ama arıcımız olmazsa, arı olmazsa doğa da olmaz. Arı olmazsa, Antalya'daki, Muğla'daki, Adana'daki, Mersin'deki tarım alanları da olmaz. Yani Amerika'dan bahsediliyor, Türkiye'de dünyanın %22'sinin ırk çeşitliği, biyolojik çeşitliği ülkemizde var Fatih Bey çok zengin ülkes, ülkeyiz bizim arılarımız bugüne kadar ayakta kaldıysa sırf bizim geniş bir coğrafyada, geniş bir alanda bizim en azından dünyadaki %22'sinin Peki küçüper. bu kovanlar nasıl taşıyor? Gidiyor, oraya gidiyorlar mı? Tabii oradan arılar, mesela Arı benim memleketim diye aramıyor mu? Mesela Konya'dan kalktı, Antalya'ya gitti. 10 kilometre uzaklaştığı zaman arı alanını uzak, unutur. 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 Arıcılık gerçekten zor zanaat, zor bir meslek. Yani dışarıdan kolay bir meslek gibi. Ekonomiyle dönüyor Fatih Bey. Bir arıcımızın her yıl 100 bin lira, 150 bin lira ziraat Bankası'ndan kredi alarak ayakta kalıyor. Tarım krediden... Niye kredi ki? Arı kendi kendine gidip balık... Hayır efendim. Gidiyor. Şimdi mesela bir Muğla'da bir vatandaşı düşünün. Türkiye'nin en azından 8 bin kilometre, 10 bin kilometre yol yapıyor. 8-10 tane il değiştiriyor. Ha bu araları gezer mi? geziyor. Biz gezginci alıcık yapıyoruz. Genel alıcık yapmıyoruz. Dünyanın ben hepsi şey söyledim. Arı kovanı koydular orada duruyor. Öyle. Hayır efendim. Yani Muğla'dan bahsederken e, arı yoktun diyoruz. Arı Anadolu'daydın çekteydim. Bunun için söylüyoruz. Yani bizim en temel 2021'deki sıkıntımız şu Fatih Bey. Bankalara çok borçluyuz. Biz bu sene bal alamadık. Arıcılarımızın büyük bir çoğunluğu bir Moğla değil, Ordulusu da, Mersinlisi de, Hakkarlısı da büyük borçlarla bunu yaptı. 2021 yılındaki bal üretiminde ciddi düşüşler yaşadık. Yani ülke balsız mı? Hayır ülke Ülkenin balı kendi yiyeceği bal var. Ama ihraç yapamayız. İhracat unutalım. Ama bizim bu arıcılara ihtiyacımız var. Bu arıcılarımızı ayakta tutmamız lazım. Öncelikle bu arıcılarımızın banka kredilerini fütursuzca bizim dondurmamız lazım. Banka kredileri ödeyemez bu sene arıcı. Banka kredileri konusunda sıkıntılarımız var. ne olur ödeyemezse kırmızı işaret girir, bırakır. takibata girer, banka icraya gider. Bu icraya gittiği zaman da bu adam ortadan kalkar. Arıcılık biter yani. Arıcılık evet. biter efendim. Yani dolayısıyla biz ısrarla Haziran ayından bu yana bakanlığın... Yani sorun sadece yangın değil adam kadar. Ben sadece yangın, yangın, yangın değil. Sorunu yangın olarak ele alınmayalım. Yani dolayısıyla her yerde var bu sorun. Şeker besleme tabii ki ülkenin genel sorunu. Bunun için bizim artık e, besleme deste, mazot deste, balıkçılara verdiğimiz, tarımcılara verdiğimiz mazot destene, Türkiye'nin her yerine karış karış dolaşan arıcılardan niye esirgeyelim ki? Bu arıcılar tarım olmaz. Tarımın en sigortası, en temel sigortası arı. Biz bunları konuşalım. Yani bunları çok geniş perspektifte konuşmamız lazım. Bu kadar arımız var, yani arıya gerek yok, polinasyona gerek yok diyemeyiz. Bugün bir gün bittiği zaman bizim tarımımız ne olacak? Bursa'daki o meyve bahçeleri ne olacak? Konya'daki meyve bahçeleri, Isparta'daki meyve bahçeleri ne bir yapacak? Türkiye'nin her yerinde bal üretimi yapılıyor mu? Tabii yapılıyor. Türkiye'nin her yerinde... Ya mesela ne ben işte Kars balı, pervare balı, şemdinli balı, Van balı, balı diye böyle bir sürü ballar vardır. Hiç buradan siz saymıyorsunuz. Hep Orta Anadolu ve... orada Hayır. burayı da, bal da sayıyoruz. Burası da bizim... E, Türkiye'de 80 ilde teşkilatımız var. Bizim 80 il birliğimiz var. Bu birliklerimiz faal bir şekilde. 82 bin aile var aracılık yapıyor. Peki bunların hepsi eşit derece risk altında mı bu araların. Tabii eşit derece risk altında. Yani şu anda bir ilimizde olan bal bir diğer ilimizde olmadı Fatih Bey. Küresel iklim değişikliğini çok etraflıca konuşmamız lazım. Yani e, kanımıza, canımıza taketti denir ya aynen öyle oldu arıcılıkta bu sene. Mesela bir örnek vereyim size. Kayseri'de Develi'de bal oldu. E, Kayseri'nin diğer ilçesinde. Niye olmuyor mesela? İklim değişikliği. Yok kadar yakın yerde iklim değişikliği mi oluyor? Evet, evet. Gerçekten böyle. Çünkü, Aralarında 50 kilometreden iklim değişikliği mi oluyor 50 kilometre? Evet, yani bir ilçeye, bir ilde yağmur, yağış düzgün oldu. Ama ertesi günü don oldu Fatih Bey. Yani yağış biz isteriz ama arkasında don olduğu zaman mevsimsel o çiçeği kurudur atar. Ha, arı hayatta kalıyor mu çiçek kalmıyor? Tabii arı hayatta kalıyor. Arıya bir şey yok. Ama çiçek yok. Arı ne yiyecek? Peki mesela bu arılar kışın e, şeye gitmezse Antalya'ya Manavgat'a e, gitmezse e, ölürler mi? Tabii kışın ciddi bir şekilde e, bir düşüş olur çünkü kışın doğuda kalacak, Orta Anadolu'da kalacak arının birinci kat kuruş kalıptan hiç bal alınmaz Fatih Bey. Şu anda bu arıcılarımız birinci kattan da bal aldılar, sırf biz Antalya'ya gideceğiz, Adana'ya gideceğiz diye bal aldılar. Dolayısıyla şu anda gerçekten arı da risk altında, arıcı da risk altında. Bunu söylemeye çalışıyorum. Tarım da risk altında. Tarım yani da risk altında. Bunu etraflı konuşmamız gerekiyor. Yani etraflı almamız gerekiyor. E, Alükeri sadece yangını ya, bir sürü bir, bir, bir sürü derdi var aracına, ama bu tabii bu biz aracın toplam dertleri <laughs> düşünerek böyle bir program e, düşünüyorum. Başka bir şey çünkü ekonomi işine giriyor. E, ben daha bilim temelli düşünmüş. Yani bili, arıları kurtarmakla düşünüyorum. Siz arıcıları kurtarmaya dönüştü iş birdenbire. Tabi birini kurtarmak için de kurtarmak lazım. Onları da siz haklısınız. E, peki arıcının gelir kaynağı sadece arı mıdır? Yani arının arıdan başka bir gelir kaynağı yok mudur? Yani bu arıcılar Şimdi, sadece arıcılık mı yapar? Bir defa genel, genel öyle. Yani Türkiye'de arıcılarımızın önemli bir kısmı, yüzde sekseni diyebiliriz. ...neredeyse sadece arıcılık yapıyor. Çünkü az önce başkanımızın da ifade ettiği gibi... gezginlerce arıcılık yapmazsa o işten gelir elde edemiyor. Yani siz bir bölgeye kovanızı götürdünüz, orada bal aldınız. Ya ben normalde bahçecilik yapıyorum. Ya yani da o bahçede 100 tane kovan koydum. Öyle de var ha. ama onun sayısı çok değil. Ha, arıcı hakiki arıcı yani. Arıcı hakiki, arıcı sadece o mesleği yapıyor. Hatta ailecek yapıyorlar ve öyle basit bir şey değil. Bakın o kovanları kamyona yüklediniz, götürdünüz. Nerelerde arıcılık yapılıyor? Gidin dağların Dağlar başında oluyor. insanın gidemediği yerlerde o, o kovanlar bazen Biliyor tek bazen tek elle taşıyorlar. Tabii bazen elle taşınıyor... Böyle. Siz kendiniz yürüyerek zor çıkıyorsunuz oralara kovanlar çıkıyor. Ve oralarda aylarca kalıyorlar. Çoluğuyla, çocuğuyla, çadırların içinde eşiyle ailecek kalıyorlar. Kovanı bırakıp gitmiyor. Kovana Tabii başına asla bekliyor. gitmez. Arıcı kovanın başından ayrılmaz. Hem orada bal üretmeye çalışıyor. Doğa verirse, yani çiçek olursa, nektar olursa bal üretmeye çalışıyor. Onu satacak ki aldığı kredileri ödesin. Ve tekrar kışı arısıyla birlikte kışı geçirmeyi başarsın. Kendi de yaşanması lazım. Çoluğu çocuğu okuyacak, kendi de beslenecek, yaşayacak. Kovanını da besleyecek bir dahaki yaza kavuşsun tekrar bal, arı sütü, polen, propolis üretebilsin. Bunları üretecek ki gelir elde etsin. Bunları üretmek için de Türkiye'de bakın 7-8 noktaya bazen daha fazla 10 noktaya geziyor. Ve Türkiye'nin bakın 30-40 bin ton çambal üretimi az değil. Zaten 100 bin ton üretimimiz var. Bunun neredeyse %30'u 40'ı çambalıydı. Bu sene hem yangından hem de iklim krizinden ben oradaki arıcılarla konuştum dediler ki aslanım mart ayından beri buraya yağmur düşmedi ve gittiğimde ağustos'tu bakın aylarca ee, yağmur düşmedi. Yağmur ara açısından ne önem taşıyor? Şimdi e, aşırı sıcak oldu. Nem oluşmadı. Nem oluşmayınca böcek gelişmedi. Böcek gelişmeyince bal vermedi. Yani bir tek orman yandığı için değil bir de iklim değişikliği yüzünden bal alamadı arıcılarımız. Bu bir tek Peki mesela bu yavaş yavaş kuzeye doğru kaymak mı gerekir acaba? Aracı da oraya doğru. Yani çambalı yani <laughs> yerine acaba e, Asos çambalı mı olacak ileride veya Çanakkale çambalı belki mı? Belki olabilir yani bu iklim değişikliği nedeniyle ama sonuçta bunu öngörüp böyle 10 20 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık plan yapıp bugün bu belki burası yarın çöl olacak, neresi yeşil alan olacak, onları belirleyip bütün tarımı ve aracılığı da ona göre şekillendirmek ve bunu bugünden yapmaya başlamak gerekiyor ve bakın Türkiye'nin diğer illerinde de başka sorunlar oldu yine iklim kriziyle ilgili. Biz şunu istemiyoruz arıcılıkta. Aşırı yağış, tam nektar açtı çiçeklerden arı bal toplayacak. O andaki aşırı yağış da istenmiyor. Çünkü nektar akıp toprağa gidiyor ve böylece bal olamıyor. Arı onu toplayamıyor. Bu da bir risk bizim için. Hiç yağış olmaması da bir risk. Yani öyle bir denge ki Tam zamanında yağış olacak. Tam çiçekler açmadan önce arkasından çiçek açacak. Orada bol nektar olacak. Arı onu toplayacak. O sırada yağmur yağmayacak. Evet o sırada yağmur yağmayacak. Arı onu toplayacak. Sonra kovanlar dolunca petekler. Arıcı onu bir kısmını satıp balın. Yani çok evlada... hassas bir denge aslında Çok hassas arayacağım. bir denge. Sonra da başka bir bölgeye geçecek. Oradan tekrar nektar alacak. Ama yağışın aylarca olmaması ya da bir anda aşırı yağış olması mesela Karadeniz'de de Aylarca yağış oldu, evet. seller oldu. Yani bunlar şu anda biz aslında bu iklim değişiminin küresel etkilerini yaşıyoruz. Bunları yıllar önce hocalarımızın anlattığı e, konuları şu anda günümüzde yaşıyoruz. Ve yaşamaya devam edeceğiz. Acilen bir stratejik plana ihtiyaç var. Türkiye genelinde bu tarımı da kapsamalı, tabii ki arıcılığı da kapsamalı. Peki şimdi arıcılığın e, gelir kaynaklarının kısıtlandığına başladık ama mesela siz... Sizin anlattığınız bir hikaye var dinlemiştim bana. o ilginç gelmişti bana. Mesela propolis diye bir şey var. E, bu arının, e, kovanların bir yan ürünü aslında. Ve e, bunu bütün dünya değerlendirirken, bütün dünya değil mi? ama bazı ülkeler değerlendirirken... ...Türk arıcısı bunu değerlendirmiyor. Siz çocuğunuzun başına gelen bir şeyden dolayı bunun bir değer değerlendirmeye çalışıyorsunuz ve birdenbire orada bir gelir kapısı olduğu görülüyor. Ne? Mesela arı sütü, Türkiye'de arı sütü var mıdır? Mesela hep ben görüyorum. Ya Çin'den gelir ya bir yerden gider. Arı sütü kullanılıyor mu Türkiye'de Yok, şu an, üretiliyor Şu anda mu? üretiliyor. Şu anda ülkemizde bal da üretiliyor, propolis de üretiliyor, arı sütü de üretiliyor, polen de üretiliyor. sanki onlar daha katma değerli mallarmış bir. Onlar da çok daha katma yani bala göre e, değeri daha yüksek. Daha yüksek evet. E, Arı ekmeği polen arı zehri de hatta bu yıl üretiliyor ve artık sözleşmeli arıcılık modelleri gündemde. Bunların hepsi de sözleşmeli, sözleşmeli arıcılık şu demek? Arıcıya e, firmalar yani ürünü paketleyen, işleyen firmalar alım garantisi veriyor. Aracılar ortadan ben senin balını alacağım diyor. Ben senin ürettiğin ürünleri alacağım. alacağım. Bu ne olursa bal, polen, propolis, arı sütü, arı zehri hepsini alacağım. Fiyatı baştan karşılıklı anlaşılıyor. Arıcının gelir elde edeceği bir şekilde fiyat belirlenmeli. Arıcı'nın maliyetinin üstünde oluyor. Arıcı hesabını ona göre yapabiliyor. Evet uzun yapabilmeli. Gibi. Bu daha hiç ürün üretilmeden yani daha sezonun girişinde yapılan Hı -hı. bir anlaşma. Sonra arıcı ürünlerini düzgün temiz bir çevrede pestisit uygulanmayan arazilerde temiz su kaynaklarının olduğu yerlerde üretiyor. Ürünleri doğrudan firmaya gönderiyor. Firmada doğrudan analizlerini yaptıktan sonra bunların ücretini ödüyor. Ve bu sırada da arıcıya eğitim, malzeme, e, lojistik yani nakliye desteği gibi destekler de veriyor bu sözleşmeli tarımın aslında aracılıksız uygulanma modeli aslında ülkemizde uygulanıyor. Yaklaşık son 8 yıldır uyguladığımız bir model ve aslında çok da başarılı bir model. Çünkü hem aracıları ortadan kaldıran, böylece arıcının doğrudan gelir elde etmesini sağlayan bir model hem de arıcıya güven ve garanti veriyor. Yani ürünü üretirsem nereye satacağım, kime satacağım endişesi ortadan kalkıyor. Bakın propolis dedik. Mesela propolis çok değerli bir gıda. Ben de işte çok sık hastalanıyordu size de hikayesinden ya, bahsetmiştim. Evet, evet. Oğlum sık sık ateşleniyordu 11 aylıktan itibaren. Ben yıllarca sektörün içerisindeyim, hep akademik hem sektörü olarak ama propolis üretimi ülkemizde yoktu ben bunları yaşadığımda 2010 yılında 5 yaşına kadar sık sık ateşlendi 11 aylıktan itibaren ve 5 yaşında bir otoimmün hastalık baş gösterdi. Ki üstelik annem babam doktor, annem de çocuk doktoru. Onun bu rahatsızlığına çare bulunamadı. Bu otomün hastalıkta bir çeşit iç kanama. Kan damar dışına sızıyor. Çok tehlikeli ve korkutucu bir tabloyla biz karşı karşıya kaldık ve sadece 5 yaşındayken. Ve o zaman gittiğimiz 18. profesörümüz teşhisi koyan bir henoşönlen vaskülit teşhisini koyan doktorumuz dedi ki kızım dedi sen madem arıcılık sektörünün içindesin uzmanlığında arı ürünleri bu arada eşim de ziraat yüksek mühendisi arıcılık uzmanı. Niye dedi çocuğa propolis arı sütü vermiyorsunuz? Bu ürünlerin bağışıklığı desteklediği binlerce yıldır bilinmiyor. Biz propolis öyle tanıştınız. Evet literatürde ispatlanmış. Ben de hocam dedim hep Çin'den geliyordu o zaman. Türkiye'de üretimi yoktu bal üretiyordu arıcı. Neden? Çünkü Çin'den çok ucuza geliyor. Firmalar onu tercih ediyor. Arıcı üretse daha ham maddesi Çin'den gelen işlenmiş ürünün 10 katı zaten. Kimse arıcıdan talep etmiyor. Üretmiyorlardı. Dedi ki madem dedi ben dedim, hocam güvenemiyorum hepsi dedim Çin'den. Çinliler de dedim içine ağaçların yaprağını, sapını, tomurcuğunu, silikon dioksiti, maltodeksi, boyar maddeyi koyup propolis diye dünyaya satıyor. Propolisle ilgisi olmuyor dedim. Madem güvenmiyorsunuz niye kendiniz e, üretmiyorsunuz diye sordu. İşte tabii o zaman kovanım yok benim. Bir aracımızdan rica ettik sağ olsun üretti gönderdi. Böyle taş gibi sert. O güne kadar üretilmemiş o Türkiye'de hiç. Üretilmemiş. Ee, ...böyle taş gibi sert bir madde bal mumuyla karışık halde... ...ve öyle tüketilmesi mümkün değil. Literatüre baktık hep özütlenmesi gerekiyor. Yani damla haline getirmesi gerekiyor. Ve şimdi bugün siz bunu yapınca... ...bugün Türkiye'de bu artık üretilebilir hale evet, geldi. Evet biz onu damla formuna getirdik. İşte oğlumuz gerçekten 6 ayda... ...bağışıklık hücrelerinin sayısı 2 katına çıktı ve düzeldi. Doktorun da gözetiminde. Keza arı sütünü de aynı şekilde verdik. Ondan sonra da e, bu ürünlerin ülkemizde üretilmesi gerektiğine inanarak arıcılara bu konuda eğitimler vermeye başladık. Şu an geldiğimiz noktada Türkiye'de propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği, arı zehri hepsi üretilebiliyor. Ve Türkiye'de şöyle bir potansiyel var, bu 8.2 milyon arı kovanının yarısından... Propolis üretilse dünyaya yetecek <laughs> kadar propolis Peki bunun üretilebiliyor. Peki ihraç imkanı olan bir şey mi? Çok yüksek ihracat potansiyeli var. Tıpkı çambalı gibi ülkemizde üretilen Anadolu propolisinin bu yerli arı ürünlerimizin kalitesi dünyada yok. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yaptığımız bir araştırmada tüm dünyadan 157 propolis diye satılan ürünü inceledik. Bunların antioksidan, fenolik, flavonoid, polifenol yani etken maddelerine baktık. Ve ne kadar propolis içeriyor diye ürünler bakıldı. Anadolu propolisinin dünyanın diğer coğrafyalarında üretilen ve satışta olan propolislerden en az 3 kat, ortalamada 10 kat daha fazla fenolik maddeler içerdiği ve fenolik çeşitliliğinin de daha zengin olduğu ispatlandı. Neden? Çünkü Anadolu topraklarında toplamda 12 bin bitki taksonun 3500'ü endemik bütün Avrupa'daki endemik bitki türlerinin üçte biri Anadolu topraklarında. Çünkü buz çağına kalma öyle bir avantajımız var. Çok zengin bir toprak, çok zengin coğrafya ve bu endemik bitkilerden de çok değerli arı ürünleri çıkıyor. Bu propolis, bal, polen, arı ekmeği hepsi. Yani hepsini incelediğimizde hepsinin besin değerleri, içerikleri çok zengin. Yeter ki doğru üretilsin. Buna çam balının üretildiği bölgelerde dahil mi buna? Çam balımız bakın çam balımız. Yani orada propolis üretiliyor mu? Tabii. Bütün ormanların olduğu her yerde Nerede? propolis üretilebiliyor. Ee, Özel propolis arıların kovanı bir beklemeyecek, kullandığı bir şey galiba değil mi? Reçinemsi bir madde. Etmeyeyim. Etmeyeyim. Aslında arılar pet, e, ağaçların reçinemsi kısımlarını topluyor, kovana getiriyor. Her petek gözünün içini propoliste kaplıyor, alıyor, boyuyor gibi düşünün. Orayı steril ediyor. Çok güçlü bir antibakteriyel, antiviral, antifungal aynı zamanda. Dolayısıyla bir de antioksidan. Dolayısıyla bu özellikleri nedeniyle kovan... Önce steril oluyor, ondan sonra arkasından arı üstüne yavrusunu koyuyor, arı üstüne balını evet. koyuyor, arı sütünü koyuyor. Ve böylece kovanda bunlar 35-45 derece sıcaklıkta yaz ayında kovanın içinde bozulmadan saklanıyor. Ve aynı zamanda arının yavrusu da sağlıklı bir şekilde gelişiyor. Ziya Bey, Ziya Bey peki bu, bu, bu yan üretimler konusunda da Türk arıcısının bilinçlenmesi ya da Türk arıcısının bunlara yönelmesi söz konusu mu yoksa zor evet. bir iş mi, gereksiz bir iş mi? Hayır, gereksiz değil. Zor değil. Kolay bir iş. Yalnız e, şunu ben şöyle gireyim konuya. Türkiye'de arıcılık örgütlenme Fatih Bey <laughs> dünyadan bir asır sonra tam bir asır sonra Ya yani dünyadaki 1897 Türkiye'deki 2001-2002 O yani, kadar geç. O kadar genç. Şimdi dolayısıyla bizim arıcımız bununla geç buluştu. Bunu iyi görmek lazım. Bir ikincisi biz bilimin olmadığı yerde, argenin olmadığı yerde tanıtım ve pazarlama olmaz diyoruz Fatih Bey. Bizim dünyaya bu konuda açılamayışımızın nedeni, tek nedeni daha şurada 3-5 yıl öncesine kadar ne propolis konusunda yap, açı, yapılmış bir projemiz var, ne arı sütü konusunda, ara ekmeğine şurada iki senedir buluştuk. Ara ekmeği tam nedir? Bir ee, polen. Polenin e, depolanmış, peteklerde depolanmış halidir. Evet. Öztürkçesi budur yani. Ara ekmeği olarak geçiyor. Onu da topluyoruz yani. Bu da çok iyi bir gelişim mi? Gelişim. Şimdi ben esas bunu şunun üzerine duracağım Fatih Bey. Evet biz bunlarla ilgili projeler yaptık. Arge projelerimiz var. Ballarımız da. Bütün ballarla çalıştık. Sizin dünyaya bilmeniz için bir argeniz olacak. Bunu tamamladık. Ama aslında bizim apiterapi konusundaki en temel şeyimiz de Aslı sözleşmeli üretimden bahsetti. Türk Yarıcıları Birliği 2017 yılında bunu e, hazırladık. Firmalara sunduk. Ama bugüne kadar bir geri dönüş yok. Sadece bir iki kamu kurumuyla görüşmelerimiz var. İnşallah önümüzdeki yıl uygulayacağız. İnşallah önümüzdeki yılda Biyo ile de uygulayacağız. Bio Türk Yarıcılar Birliği'nin sponsorluğunda, Türk Yarıcılar Birliği'nin sözleşmeli üretimiyle bu işi uygulayacağız. Bir, ikincisi Türkiye Arıcılar Birliği'nin bir de kadınlarımızı biz bu sektöre çekmek istiyoruz Fatih Bey. Sadece erkekler değil. Kadınlarımız da bu sektörün paydaş olacak. Nerede paydaş olacak? Arı sütünü üretilebilmesi için mutlak surette kadın elini diyemez lazım. Niye? Nedeni şu. Arı sütü larva transferi dediğimiz 0-6 saatlik larvalarla e, haşır neşir olur. Arı Çoğu sütü tam sütü. nedir? Arı sütü 6-12 günlük, bazen de 18 günlük genç işçi arıları beyinlerinde oluşturdukları ve ana arıyı, ana arı Mesler larvalarını önce. beslemek, diğer e, işçi arı larvalarını beslemek üzere oluşturdukları bir besin. Yani arıma, yavru arı maması aslında. Evet, esas ana arı için beslenir. Biz burada arı sütü üretirken ana arı larvaları oluşturup oradaki larvaların üzerine e, ifraz edilen, Arı sütlerini larvaya atarak topluyoruz. Yani işlem bu. Şimdi bu işlem yapabilmesi için zor bir iş galiba. bu. Zor bir iş. Kolay bir iş değil. Ama bayanlarımız, kadınlarımız bu işin içerisine entegre etmeye çalışıyoruz. 2018 Bu tek tek yapılması gereken bir şey. Kesinlikle. Yani böyle hani, a 5 kilo su çıktı değil yani gram gram. Şurada aracılığınızda şunu da iddia ediyorum. Biz genç çiftçi projesi uyguladık 2018 yılında. 1804 kişiye destek verildi 30 bin lira. O desteğe bin arıcıya versinler. Ben Türkiye'nin bütün arı sütü, polen, propolis ihtiyacını 3 senede karşılar bitiririm Fatih Bey. 3 senede diyorum. Açık ve net söylüyorum. Bizim temeldeki buradaki amacımız şudur Fatih Bey. 3 yıl süreyle her yıl ülkemizde 250 tane işletme oluşturalım. Sertifikalı, sertifikalandırılmış işletmeler oluşturalım. Biz 3 yıl içerisinde bütün Türkiye'nin arı sütü, polen, propolis, arı zehri, arı ekmeğe ihtiyacı ihtiyacını. Peki bunun mesela arıcıya ekonomik, katk ekonomik katkısı ne olur ve e çok büyük katkısı var. Ama müthiş. arıcıyı bizim her şeyden önce bu arıcılarımıza yüzer bin liralık desteklererek, malzeme desteği, malzeme desteği o arıcılarımıza o işletmeleri kurdurmamız lazım. Çünkü işletme maliyetlerini karşılamamız Ka lazım. Kaç arıcıdan bahsediyoruz böyle güzel bir destek verilecek? Biz bölgelerde 250, Türkiye'de her yıl 250 arıcıya böyle bir destek verelim. 250 yani milyon değil yani. Milyon evet. değil Fatih Bey. Milyon değil. İnanın bin tane arıcı oluşturayım. Bin tane arıcıya ben ihra edecek arı sütü ürettiririz. Buna Aynı açık söylüyorum. Işletmesi. Şu anda dünyanın her yerinde Çin arı sütü var ve ne kadar yani Türkiye'de arı sütü değil. Bakın bizim İZO'da İZO'da Aslı Hanımlar da katılıyor İZO'ya. İZO'ya biz Türkiye'yi biz götürüyoruz. Uluslararası Sandart Teşkilatı'na. Ha, ise o ha, e, Uluslararası standart Teşkilatı'na biz ara ürünlerimizi götürüyoruz şu anda. Arge olmazsa neyi götüreceğiz? Argemiz var. Yaptığımız Türkiye arıcılar biliyorlar ki 5 tane balımızı çalıştık. Yani 5 balımızı monoflora ballarımızın dışında çam balımızı çalıştık. Şu anda lavanta balımızı meşe balımızı çalışıyoruz. Arge mutlaka olması gerekiyor. Argu olacak ki bizim yurt dışına bir balı satabilmemiz için, diğer arıllarını satabilmemiz için e, sizin argeniz var mı? Yayınınız var mı? diyorlar. İşte bu yayınları oluşturmamız lazım. Bugüne kadar dünyanın en büyük çam balığı üreticisi Türkiye merkezi. Türkiye daha çam balığı tesis standartı yok. Evet. Çam balığı tesis standartı yok. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Peki bu standart, TS standartı olması yetiyor mu? Yoksa bir Avrupa'da böyle bunu standart e, bir kuruma almak gerekiyor mu? Hadi be, önce kendi standartımızı koymamız lazım. Arkasından biz izol... büyük üretici olarak bizim standartımız. Tabii, tabii. Yapıyoruz. Propolisin, arı sütünün, evet. polenin, arı ekmeğinin de standartı yok henüz. Bakın bunlar, evet. bu çalışmalar yapıldı. Bunlar bildirildi bakanlıklara. Ama galiba arıcılar da Yıllardır bu konuda bu kadar talepkar olmamışlar herhalde galiba. Şimdi Nasıl? tabii ki evet. e, mı? söylemeye çalıştığımız şey... Oldular mı? Tabii. Niye Biz peki? E, herhalde 7 senedir bekliyoruz başkanım... ...bu tabii. standartlar çıksın diye. 7 sene olmuş. Bekleniyor. Peki bunu TSE mi verecek, kim verecek? Evet. Bunu TS kanalıyla... ...TS, Uluslararası Standart e, da başkenti orası. Ama kodeksler, kodeksler bakanlıktan. Tabii kodeksler bakanlıktan. Kodeksleri bakanlıkın, yani yeni, Tarım Bakanlığı'nın çıkanması gerekiyor. yerini değiştirdik. Yeni geliştirildi. Çambalı'nın bile merkezimiz. Yani dolayısıyla... Biz şunu ben teşekkür ederim size. Bilim dendi. İnanın bilim dendiği zaman bütün e, ayaklarımız bağı çözülüyor. Bilim olmazsa biz Türkiye aracılığını geliştiremeyiz. Bilim olmazsa ne çam balını satabilirsiniz? Bakın ikinci balımız ayçiçek balını konuşacağız. Ayçiçek balı da mı? Tabii ayçiçek balı. Yani dünyanın önemli ballarından. Apiterapide kullanabilecek tıbbi aktivitesini çalıştık. Geven balımızı tıkkı aktifisten çalıştık. Kestane. Kestane balımız mesela herkes kestane balı diyor. Çok Kes... acı. Ben yiyemiyorum. Hayır. Ama çok yemesi faydalı. Yenmesi gerekiyor. Evet, tabii. Tüketilmesi gerekiyor. Ama kestane balı daha düne kadar hiçbir argesi yok ki. Türkiye Arıcılar Birliği çalıştı bir yıl önce, bir buçuk yıl önce. Peki mesela bu Anzer balı meselesi nedir? Aklıma geldi. Yükler şimdi. Konu Anzer balı olur. daha henüz çalışılmamış bir bal. Yani burada Anzer balı ile ilgili Fetva vermemizin, yani benim özellikle e, bilgi vermem e, biraz zor. Doğru değil. Çünkü çalışılmış ballara, çalıştığımız ballara, ülkemizin Allah nasip ederse bütün balların çalışmak istiyoruz Fatih Bey. Yani sokaktaki insanımız, beslenen çocuklarımız, balımızı doğru bir şekilde tüketmelidir. Türkiye Arıcılar birliğinin bütün birliklerimizin, il birliklerimizin asıl amacı da budur. Bu amaç doğrultusunda biz ARGE üzerine çalışmalar yapıyoruz. Peki Aslanım siz e, arı meselesine e, üniversite anlamında, bilimsel anlamda kafa yoran, benim benim ben muhakkak var, tanıdığım en e, kafa yoran insansınız. Size göre Türkiye'de arıcılığın e, bilimsel olması için ne eksik şu anda? Ne yapmak gerekiyor? Ne yapılmıyor? Şimdi bir defa e, biz dünyanın ikinci büyük arıcılık ülkesi olduğumuz için... Kendisi... Üretimde de öyle miyiz? Tabii tabii, üretimde de. E, bakın ben size bir örnek vereceğim. Bir manuka örneği vereceğim. Yeni Zelanda'da manuka diye bir bitkiden çıkan bir bal çeşidi. Manuka balı. Evet, manuka balı diye. Bu dünyanın neresine gitsek karşılaştığımız bir bal çeşidi. Bal antibakteriyel diye satılıyor. Aslında bütün ballar zaten antibakteriyeldir, Fatih Bey. Yani yaptığımız biz bilimsel çalışmalarda bütün balların antibakteriyel aktivite gösterdiğini görüyoruz. Eğer ham balsa yani 45 derecenin üzerindeki sıcaklıkları ısıtılmamış ve polenleri filtre edilmemiş bal. zaman balın özelliği kaybediyor. Yani doğru mudur? Tabii kayboluyor. 45 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda bal enzimlerini yitirir ve aynı zamanda polenleri filtre edilirse de besin değerini kaybeder. Bal kristalleşir doğal olarak. Ham bal yani proses edilmemiş bal kristalleşir, donar. Bu normaldir. Tüketiciler bazen bunu bal şekerlendi, şeker katıldı gibi algılıyor. Çok yanlış. Tam tersine raflarda çok uzun süre kristalleşmeden kallar kalan ballar aşırı ısıtılmış Bulun olabilir. 280 mililitresi 359 lira. Aynen. Çok pahalıya Oo. satılıyor. Neden? Evet. Neden? Bakın balın hiçbir farkı yok antibakteriyel aktivite açısından. Bu bildiğimiz bal değil mi? Tabii bildiğimiz evet. bal. Özel bir değil yani. Değil. Bizim ülkemizde üretilenlerden bir artı özelliği yok. Biz manuka balına karşı... Ama üstüne serum ampul falan yazmışlar. Türkiye'deki çam balını... Türkiye'deki. Şu kadarı 4, 350 lira kestane balını, çiçek ballarını hepsinin analizlerini yaptık. Ve aslında manuka balının en kalitesi, kalitelisi diye satılan, en pahalısı diye satılan balı kadar en az her yöremizin balı antibakteriyel aktivite gösteriyor. Ama fiyat olarak da o kadar pahalı satılmıyor. Bakın ya biz çok değerli bir baba. şey üretip katma değersiz satıyoruz şu anda. Bizim <laughs> ne yapmamız lazım? Bu adamlar ne yaptı? Ben 25 senedir sektörün içindeyim. Bunu gözlemledim. Nasıl markalaştıklarını, nasıl katma değer yarattıklarını gözlemledim. Şunu yaptılar. Devlet, ilgili bakanlıklar, Türkiye işte arıcılar birlikleri, birlikler, dernekler, akademi ve firmalar, sektör bir araya geldi. Önce bir manuka balı standardı yaptılar. Bugün Zelanda'da. Evet. Dediler ki bizim balımızın bilimsel çalışmalarını yaptık. Bizim balımızın antibakteriyeldir. Bunun içindeki şu 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 maddeler antibakteriyel aktivite sağlar. Aslında Türkiye'deki bağda hiç de farkı olmayan bir bal bu. Aynen. Ve bunun standartını geliştirdiler. Ve bunu dünyaya kabul ettirdiler. Uluslararası camialarda sundular. Uluslararası bilim adamlarıyla da aynı çalışmaları yapıp ballarının bu özelliklerini dünyaya klinik çalışmalarla ve bilimsel verilerle ispatladılar. Ondan sonra da firmalara dediler ki siz eğer balınızda şu 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 etken maddeler bulunuyorsa bunu manuka diye satabilirsiniz. Manuka diye satıyorsanız da bunun e e değeri şu kadar yüksektir. Ve böylece manuka balı diye bir bal satan bir sürü firma çıktı ve dünyanın her yerine dağıldı. Şimdi biz Türkiye'de ne yapmalıyız? Bir, bir defa propolisimizin, arı sütümüzün, Anadolu propolisinin, Anadolu arı sütünün, polenin, arı ekmeğinin, Anadolu balının çam balı başta olmak üzere bu bal çeşitlerimizin bir defa standartını yapmalıyız. Türkiye'nin herhangi bir şeyi markalaştıramama özelliği arı balda da sürüyor kadar. Tabii aynen bir kere bunların bir standardı. Benim ürettiğim arı ürünlerinin farkı ne? Bunun klinik çalışmaları var. Bakın yoktu eskiden ama şurada son 10 yılda yaptığımız bilimsel araştırmalarla bunları da uluslararası arenalarda yayınladık. Artık Anadolu Propolisi diye ...bir propolisin özellikleri biliniyor. Çam balının özellikleri biliniyor. Kestane balımızın, diğer yöre ballarımızın. Bunun benim yüksek sans tezim. İki tane birbirine çok yakın yöreyi çalıştım bal cinsi açısından. İkisi birbirinden farklı ve aralarında sadece 50 kilometre mesafe o var. Kadar o kadar mesafede fark ediyor. O kadar mesafede farklı. Bunlar ortaya kondu. Bu bilimsel veriler... Son yıllarda birikti, elimizde toplandı ve uluslararası aranalar da sunduk. Peki Bir şey merak ediyorum. Burada standart Kovanlar yapmak için her şeyimiz var. Kovanlar taşındığı halde bu fark nasıl oluyor mesela? Kovanın son durağı mı önemli? Şöyle, kovanı bir yere koyduğu an oradaki balı alıyor, orası oradan aldığı bal o yörenin balı ha, sonra oluyor. Sonra başka yere taşıyor, orada başka bir bal mesela, alıyor. Mesela Bitlis'e götürdü, Bitlis yani balı Yani kovanın oluyor. yarısı bir yerde, yarısı öbür yerde olmuyor. Değil. Kayseri'ye götürdü. Kayseri balı oluyor, Bitlis'e götürdü. Bir Bitlis kovan kaç oldu. ayda doluyor tahminin? O sezonda değişiyor. Bazı bölgeden 10 günde dolar, bazısından Hı, 20 günde dolar, bir, bazısından bir ayda dolar. Tamamen işte o mevsimsel Mevsime duruma ve göre de etkileniyor. Tarımsal ortama göre. Aynen etkileniyor. Çiçek bolluğu şu bu. evet çiçeklerin büyüklüğü, zenginliği, yağışlar hepsinden Hı. etkileniyor. O yüzden mesela Nisan'da başlar Türkiye'de arı ürünleri üretimi. Kasım sonuna kadar devam eder normalde ve son ürettiğimiz yani bir bal Bir bir kez bal alınmıyor. yani gezer gezer birkaç kez. Defalarca alınıyor. Mesela bir aracı gider Narenciye'den başlar, oradan bölge bölge gezerek kestane balı, ayçiçek balı, yayla balları, pamuk hmm. balları, çam balıyla bitirir. Yani bir aracı farklı farklı türlerde ballar üretebiliyor bizim Üretebilir ve bu bu sırada propolisleri de üretebilir bu bölgelerden. Aynı zamanda sabit arıcılık yapıyorsa. Orada arı sütü de üretebilir. Yine bu gezgin... arı sütü sabitten mi oluyor sadece? Arı sütü de sabit arıcılık gerekiyor. Ve gezginci arıcılıkla polen, arı ekmeği ve arı zehri de üretebilir. Bak arı zehrinin... Arı zehri işe yarıyor. Arı zehri çok faydalı bir bileşen. Aslında apitoksin dediğimiz arılar soktuğunda enflamasyon yaratan, kızarıklık kaşıntıya sebep olan madde. Ama adı zehir kendisi fayda olan bir madde. Mesela cilt üzerinde çok olumlu etkileri var. Atotik bir kere benim dermatik... kafama kovan düştü, işte ölüyordum ya. Binlerce soktu. <laughs> Tabii binlerce sokmaması lazım. Bir ha. arı normalde 0.3 miligram zehir salgılar. Ve bunun içerisinde bu da normalde o bölgede... ...mesela bir yeri soktuğu zaman kızarım. oraya... Vücut, Alerjiniz yoksa eğer. Evet, vücut savunma hücrelerini gönderir. O savunma hücreleri bölgeyi tamir eder. Bir nevi soktuğu yeri tamir eder ve bağışıklığı da güçlendirir. Arı sokması iyidir aslında. Şey, ne ne şey... Ee bazı hastalığı gideriyor özellikle Mesela sedef egzama var. evet romatizmal, romatizmal hastalıklar ya. MS Alzheimer Parkinson gibi nö nö nörodejeneratif hastalıklar bilimsel yayınlar var bunlarla ilgili ve mesela atopik dermatit sonra e, hanımlar Kore'de yapılan çalışmalar okudum Kore çok meraklı ciltte bütün e, krem serum formüllerinde arı zehri arı var yoklar. propolis var arı hmm. sütü var ve birçok çalışma yapılmış Kore'de. Mesela 20-70 yaş aralığındaki kadınlarda yapılan bir çalışma inceledim. <laughs> bayağı anti-aging etki yapıyor. Kırışıklıkların. Arı sütü. Şey, arı süt, arı, arı zehri, zehri. Arı zehri. Arı sütü ne işe yarar insanlarda? eczanelerde. Arı sütü geldi e, der ve çok kıymetli bir şeydi, Pahalı bir şeydir. De. O ne işe yarar? Arı sütü arıların yavrularını beslemek için vücudundan salgıladığı. Ne işe yarar? İnsanlar ne işe yarar? Şimdi arı sütü bir defa düzenli kullanımda vücutta kolajen sentezini tetikliyor. Kolajen sizimiz cildimiz, saçımız, tırnaklarımız, eklemlerimiz için son derece Temizlere gerekli. Geçireyim. Ve vücudun kendi sentezlediği koleni, kolajeni en iyi vücut kullanıyor. Hani dışarıdan almak aynı etkiyi yaratmıyor. Vücutta bunu yani genç ve zinde kalmanın formülü. Evet, mesela kolajen için. Evet, mesela o da işe yarar. Yani aynı zamanda bağışıklığı güçlendiriyor. Aynı zamanda da mesela çocuklarda düzenli kullanımında zeka gelişimini ve sağlıklı büyümeyi desteklediği de gösterilmiş ve kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi ha, böyle var. Böyle tıbbi faydaları var Tabii, yani sonuçlar. Ama sen. kafaya göre alamıyorsa ben aa çok yemiş deyip yiyebilir miyim bir kaşık? Yoksa Yani şimdi taze arı sütü zaten soğukta saklanması gereken evet. beyaz bir sıvıdır. Günde bir çay kaşığı yemeniz yeterli. Sabahları aç karnına dil altından. Tabii her bayağı gün. Bayağı pahalı bir şey ama bayağı maliyetli olur. <laughs> yani ama doğru arı sütü öyle ve Mesela infertilde kullanımı var. Hani e, Hem sperm sayısını ve kalitesini hem yumurta sayısını ve kalitesini arttırıyor. Düzenli kullanımda etkilidir. Arı, arı ürünleri ilaç değil gün sonunda. Peki Türkiye'de ne kadar üretiliyor bundan? Ben hep iç yerli malını görmedim. Yani, Türkiye'de son yıllarda yapılan çalışmalarla e, tahminim 5 e, ton arı sütü üretiliyor şu anda. En az tahminim. E, yine propolis kilosunun... daha fazla 100 ton civarında. E, polen yine e, 25-30 ton üretiliyor. Kilosu gerçek arı sütünün kilosunu mu soruyorsunuz? Evet. Birkaç bin, ya, gerçek bin dolar. Değerli yani. arı, e, gerçek arı sütünün kilosu 4-5 bin lira civarındadır. Yani 1000 bin dolarlar, 1500 bin dolar diye düşünüyorum. Ama Biliyorum. bunun üretimini arttırarak bizim biraz daha fiyatı, fiyatı aşağı, fiyatı çekmek fiyatı çekmek aşağı çekmemiz gerekiyor. O, o Kadınlarımızı Hı. arı süt üretici yapar ve arıcılık işletmeleri kurarsak, başkanımızın ifade ettiği o arıcılık işletmeleri çok önemli. Gerçekten hem daha düşük maliyetle hem de çok yüksek kaliteyle üretebiliriz. Bir kovandan ne kadar arı üretebilir mesela bir senede? Bir işletme sahibi arı sütüne çalışan bir arkadaşımız yüz arıyla yaptığı zaman yüz kovanla, iki kovanla, aylık bir dilim içerisinde 30-40 kilo işletmesinden çok rahat arı sütü yani elde Sadece 100 bin liradan fazla parayı arı sütüne elde edebiliyor. Tabii elde edebilir. Yani. Mesela benim tanıdığım ee, biz... başkan pardon Bursa'da bir arıcımız, arıcımız var, 40 kovandan 100 kilo arı sütü elde ediyor. Ama çok profesyonel yapıyor, evet. iki de çalışanı var kadın. Onlarla bir eşiyle birlikte yapıyor. Yani daha arttırmak mümkün başka. Tabii bunlar arttırılabilir. Ee, ben burada şunu söylemek istiyorum. Ee, yıllardır bir üretim tebliği yok. Bizim her şeyden önce e, bir üretim tebliğlerini arı zehrinde, arı sütünde, propoliste nasıl üretileceğiz, nasıl saklayacağız, nasıl pazara arz edeceğiz? Bunları öncelikli hassasiyetle yapmamız lazım. Yani bakanlığın bu tebliğleri çıkarması gerekiyor. Evet. Şu anda Yıllardır bekliyoruz. önünde böyle de bir sıkıntı var. Yani biz arı zehri üretebilir miyiz? Arı zehri üretmememiz bile e, üret yani şu anda üretmememiz gerçekten izah edilebilir şey değil. Neden? Çünkü siz dünyanın yüzde yirmisinin arılıklarını ülkenizde barındırıyorsanız bir de dünyadan farklı olarak 9 ay arıcılık yapabilecek bir iklimsel veri elinizde ise siz arı zehir üretmelisiniz. Siz terapi ürünleri mutlak surette üretmelisiniz. Bunun için de bizim bolca arge e, yapmamız gerekiyor. Arge ile ona çıkmamız gerekiyor. Bunların argesiyle beraber yabancı yayınlarda, literatürlerde bu yapılan argelerin yayınlanması gerekiyor. Bizim kestane balımız, ayçiçek balımız, geven balımız, diğer çam balın dışındaki balları da bol bol yayına sokmamız ülke dünya pazarında. burada propolis'i bayağı kullanan izleyici varmış. Onlardan çok şey geliyor. Propolis kullanıyoruz, kendimiz üretiyoruz evet. diye. Peki reklam bitireceğiz. Tamam, diğer geçeceğiz. gideceğiz. En çok gelen soruyu söyleyeyim. Bilimsel bir soru değil ama izlenimsel yani merak edilen bir konu. Türkiye'de ballara karşı genel bir güvensizlik var. Gerek marketlere satılanlar olsun, gerek diğer e, yerlerde olsun, sahte bal, işte e, şeker üretilmiş bal, şu bal, bu bal diye e, bal alırken nasıl anlarız e, iyi bal mı, kötü bal mı? Neye dikkat etmek lazım? Türkiye'de üretilen piyasalı ballara güvenebilir miyiz? Yoksa başka bir yerden gidip kovan'dan biz atmamak lazım? Çünkü bal herkesin çok kıymet verdiği bir, bir şey e, ama bir yandan da çok haber çıkıyor işte, hatta bakanlık da açıklıyor işte. Sahte bal yakalandı, o yakalandı, bu yakalandı. Sahte bal nedir ve balda neye dikkat etmek gerekir? Bir defa e, bir etiketi okuyun. Şimdi Türk Gıda Kodeksi bal tebliğine ham balın tanımı girdi. Ham bal almak lazım? Bir defa ham bal olmasına dikkat edin. Yani pastörize edilmemiş, aşırı ısıtılmamış, 70-80 dereceleri ısıtılmamış bal olmalı. Çünkü balın işlenmesine, pastörize edilmesine hiç gerek yok... Bal kristalleşir, kristalleşmiş yani olması, o gibi katılaşmış olması hiç sorun değil. Bu şekilde tüketebilirsiniz. Koyu renkli ballar geç, açık renkli ballar, ballar erken şeyleri, kristalleşir. Evet. Bunlar normal. Niye o? Bu şey tamamen balın üretildiği bitkilerin ve polen miktarı azel. ile ilgili bir durum. Mesela kestane e, balı hiç kristallemiyor evet, mesela. koyu renkler daha <laughs> geç kristalleşir. Bu normal bir defa buna dikkat edin. Sözleşmeli aracılık modelleriyle kovandan sofraya izinlenebilirliği sağlanmış ürünleri tercih edin. Bir üçüncüsü de çok önemli mutlaka analizleri yapılmış olsun her partisinin uygun laboratuvarlarda bu işi yapabilecek bu yetkinliklerdeki laboratuvarlarda analiz raporu isteyecek her aldığı parti için isteyecek burada da mutlaka hem balın enzimlerinin yüksek seviyede olduğu hem de bala ilişkin işte bu pestisit, zira ilaç kalıntısı gibi kalıntıların olmadığının da ispatını istesinler ve etken maddelerinde içinde yüksek oranda fenoliklerin, flavonoidlerin, enzimlerin yüksek oranda olduğunun ispatını istesinler. Ben bal alıyorum. Ba bal alıyorum şeyden, e, bildiğim, güvendiğim yerden getirtiyorum ya da ya da gidip alıyorum eee Anadolu'da bildiğim aracılardan. Ama mesela o balı süzüyorum. E, marketler aldığım kadar berrak olmuyor. Niye o? Fark niye? O? Şimdi işte onu söylüyordum. Bazen raflardaki ballar aşırı filtre ediliyor. İçindeki ha. polenler, gözle görülmeyen polenler bile tutuluyor ki kristalleşmesin diye. Şimdi o kadar filtre etmek balı doğru, doğru değil. Gibi. Polenlere vücudun ihtiyacı var. Balda da olmasını bekliyoruz. Aynı zamanda aşırı ısıtılmış oluyorlar. Bunlar doğru değil yani bal böyle bal çok... Bal ısıtılmayacak. Bal ısıtılmayacak aşırı fikir edilmeyecek. edilmiş edinecek. bal iyi bir şey değil aslında. Bulanık görünebilir normal. Şekerlenmiş gibi, Şekerlenmiş gibi olabilir, görünebilir normal. normal. Açık renk ballar daha hızlı kristalleşir evet, normal. bu normal. Tadından kokusundan renginden bal mı değil mi vatandaş anlayamaz. Çok zor bir şey. O yüzden mutlaka analiz sorgulansın nasıl üretilmiş. En kovandan sofraya okusunlar. izlenebilirlik sorgulansın. Üstünü okusunlar ham bal mı değil mi? Hani bunlar tüketicinin yapabilecekleri. Tabii ki sahtekarlığı engellemek mümkün değil. Bakın rahmetli Dünya Arıcılar Birliği Başkanı bir öncekiyle ben bir konferansta bir araya gelmiştim. Ee, dedim ki yani piyasadaki dedim dünya piyasalarındaki propolis diye satılan ürünlerin %90'ı sahte başkanım dedim. Ne diyorsunuz bu duruma dedim? Bana dedi ki "Aslanım" dedi. Şu anda dünyanın her yerinde balın kodeksi tebliğ standardı var dedi ve çok çalışılan bir ürün dedi. Buna rağmen dünyanın her yerinde halen balların yarısı sahte, sahte. dedi. Dolayısıyla propolisin hiçbir tebliğ standardı olmazsa bunun bu kadar sahte yapılmasının gayet, gayet normal, normal olduğunu söyledi bizim Standartları çıkarıp bunları dünyaya kabul ettirip bilimsel çalışmalarla arı ürünlerimizin Anadolu arı ürünlerimizin farkını ortaya koymamız, arıcılarımızı her yönüyle sadece bu yıl değil her yıl her yönüyle desteklememiz gerekiyor ve tabii ki bu iklim değişikliklerini dikkate al alarak da uzun vadeli bir stratejik planımız gerekiyor. PGMK sorulara geldi. Profesör ekin kısa bir soruyor diyor ki bal kristalleşmez ise bu ısıtılmış ve e, özelliğini kaybetmiş olduğumuna gelebilir mi diyor. Şimdi tabii ne balı olduğuyla alakalı. Ee, hocamız bana sosyal medyadan ulaşırsa balın ha. cinsini yazarsa ee, ilgilenirim. Bir de e, son derece insani bir soru. E, araların yavruları için ürettiği e, arı sütünü aldığın zaman yavruları riske ediyor muyuz diye soruyor. Yok. Ana arıyı şey yapıyoruz. Fazlası üretiliyor. ayrı bir, bir üretim metodu uygulanıyor. Yani biz sadece o arıların ürettiklerini değil, ana arı üreterek biz bunları suni ana arı üreterek. Krenci arı üreterek. Fazlası evet, üretiliyor. Araları kandırıyorsunuz fazla öyle. Evet. Yani nasıl inek fazlası, yavrunun sütünü içer fazlası inekten alınır Hı. ya, aynı öyle düşünün. Aynı, aynı. Peki çok teşekkür ediyorum. Ee, şey ne diyeyim. kadar şeker lazım bu sene arada hayatta tutmak için? 750 ton 750 mı? ton sadece o Muğla Marmaris'tekiler <laughs> <laughs> için. Ama bakın başkanım Biz... dedi ki Manavgat'ta da var, başka, bölgeler yani da başka bölgelerde de var dedi. Yani bu konuda Biz... bir desteği yani teşhar yoksa Türkiye'deki aralar liseye girecek. Şeker konusundan ziyade, devletimizden konusu. beklediğimiz Taşıma konusu, bu, bu alanların bu sene, açılması. Evet, bu alanların açılması... Efendime söylüyorum arıcılarımızın kredi borçlarının ertelenmesi ve arıcılarımıza bir nakliye desteği verilmesi istiyoruz. Peki teşekkür ediyorum sağ olun var olun. Değerli izleyiciler e, arıları kurtarmaya e, ve tabii arıcıları kurtarmaya ve tabi ona bağlı da doğayı kurtarmaya çalıştık ilk bölümde. E, biraz sonra robot meselesini konuşacağız. İnsansız robotlar nasıl gelişiyor, nereye kadar gelişiyor, neler yapabilecekler, nereye gidecek mevzu. Profesör Doktor Hatice Köse, İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Profesör Doktor Sırma Yavuz, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi. Birkaç dakika sonra burada olacaklar. Sağ olun.